Emlak Dream TV izleyicileri Sinanlı Yapı ve Yiğit Grup Kadıköy Fikirtepe'de güçlerini birleştirdi. Yeni projelerinin ilk basına duyurusunu bugün yaptıkları basın toplantısında basına bir araya gelerek yaptılar. Yanımızda Sinanlı Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Sinanlı ve Yiğit Grup Yönetim Kurulu Başkanı yine Önder Yiğit var. Öncelikle Sinanlı Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Sinanlı ile konuşmamıza başlamak istiyoruz. Reşit Bey, sizin inşaat sektöründeki markalı ilk projeniz olacak bu Yiğit Grup'la birlikte yaptığınız proje. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Kısaca bize firmanızdan bahseder misiniz? Tabii bizim firmamız, geçmişi biz de aslında Diyarbakırlıyız. Kökenimiz tabii orada tarımdan geliyor. Büyük tarım arazilerimiz var. Tabii rahmetli babam zamanında 1952'den beri müteahhitlikte yapmaya başlamışız. Yoğunlukta tabii Türkiye'deki o zamanki yollar, belli barajlar, göletler, arkasından petrol şirketleri, sonra babamın rahmetli olmasından sonra abimle beraber biz makinalı inşaata çok ağırlık vermişiz. Orada tekrar bizim yaptığımız bütün Güneydoğu'daki bütün petrol şirketleriyle çalışmışız. Yani örnek vermek istersek Shell, Türkiye Petrolleri, Esso, Arco, Mobil, bunların yollarını, sondaj kulelerini, Trakya bölgesinde iki tane baraj yapmışız. Onun dışında ben dış ticarete yöneldim. Dış ticarette Ekvator, Amerika, Romanya, Gürcistan, İran, Irak, Azerbaycan yoğunluklu olmak üzere gıda, demir çelik, kimyasal ürünler olmak üzere büyük miktarda ihracat yaptım. Daha sonra Kuzey Irak'ta petrol işlerine girdik bir Amerikalı firmayla. Orada hatta bir ArcelorMittal'le bir demir çelik fabrikası kuracaktık. Büyük bir inşaat yaptık. En son dedim yurt dışı benim için yeterli. Ben bundan sonra tamamen bütün sermayeyi ve birikimimi İstanbul'a, evet, Türkiye'de konuta gireceğim. Ve konutta markalaşmak istedik. Zaten Fikirtepe'ye ben 3 sene önce başlamıştım. Yiğit Grup'tan Cuma Bey'le de 30 sene... Nasıl bir işbirliği oldu? Nasıl tanıştınız Yiğit Grup'tan? 30 senelik bir ticaretimiz vardı. Aslında şansa tanıştık. Yani şansa tanışmadık da 30 senelik işbirliğinden sonra şansa, onların İstanbul'da iş yaptığını, onlar da benim İstanbul'da inşaata döndüğümü gördüler. İki firma da Diyarbakırlı. Diyarbakır'dan tanışıyorduk. Oturduk, konuştuk. Bir gün biraz detay konuştuk. Ertesi gün prensipte el sıkıştık. Bir hafta sonra imzaladık. Evet, hayırlı uğurlu olsun bu anlaşma. Portis İstanbul olarak sizin ilk projenizi Basın Ekspres yolunda lansmanı yapmıştınız geçtiğimiz aylarda. Sizin de Yiğit Grup olarak bu ikinci projeniz olacak değil mi? İstanbul'daki ikinci projemiz, evet, Kadıköy'deki Sinanlı Yapı'yla birlikte geliştiriyoruz. Mart ayında da kısmet olursa satışa başlayacağız. Projeyi lansmanla başlayacaksınız. Evet, Fikirtepe zor bir yer, zor bir süreç. Nasıl bir siz topladınız tabii ki oradaki hak sahipleriyle olan anlaşmaları yaptınız. Nasıl bir süreç geçirdiniz? Tamamen şu an anlaşmalarınız bitmiş durumda mı? Anlaşmalarımız bitmiş sayılır. İki kişi vardı. Onlar da zaten kamulaştırma işlemi bitti sayılır. Yani belki son kamulaştırma, son kararı vermeden onlar da belki imza atarlar. Gerçekten Fikirtepe zor. Ama ben de şuna inanıyorum. Hani bir şeye doğru gidiyorsanız zor da kolaylaşıyor. Toplantıda söylediniz, bir hafta içerisinde %75'ini aslında imzaların attırdığınızı söylediniz. Bu oldukça yüksek bir oran. Bu güveni nasıl sağladınız Fikirtepe'deki hasarlarına? İnsanlarla ben 3 kere toplantı yaptım 2 gün içinde. Hep gerçekleri söyledim. Bir şekilde güvendiler ve gerçekten bir haftada olmadan %75 imzayı geçtim. Ama kalan %25 de sizi 3 sene oyaladı galiba. Oyalamadı. Aslında orada tabii Fikirtepe'deki risk alanı ilan edilmesi, bürokrasinin devreye girmesi biraz süreci yavaşlattı. Yavaşlattı, evet. O süreç hızlanınca biz o geri bakiye %25'te de hızlandık. Hızlandınız. Peki, Önder Bey, sizden biraz proje hakkında bilgi alabilir miyiz? Nasıl bir proje olacak Fikirtepe'deki? İsmi de belli değil sanıyorum şu an. Şu an onunla ilgili çalışıyoruz hala. Reklam ajansları çalışıyor. Oradaki projemiz Fikirtepe'deki 30 bin metrekare civarında bir alan üzerine kurulacak. Arazimiz o şeyde. 6 blok halinde 1100 daire civarında, işte altında 16 bin metrekare civarında ticari alanlarımız var, home ofislerimiz var. Karma bir proje. Evet, Fikirtepe'de aslında Kadıköy'e en yakın arsa da üzerine konumlanıyorsunuz, evet, değil mi? Girişinde hemen Fikirtepe'de. Evet.
Fikirtepe'nin girişinde önümüzde metrobüs durağı var zaten şu an. Önümüzdeki projenin bitimine doğru orada metro durağının, havaray durağının olması planlıyor Büyükşehir Belediyesi. Onunla ilgili görüşmeler yaptık. Önümüzde büyük bir meydan olacak. Ne kadar sürede tamamlamayı hedefliyorsunuz? Şu an yıkımları büyük bir ihtimal, büyük bir oranda bitirdiniz. %80'i bitti. Biz ruhsatı 2-3 ay içinde alacağız. Ruhsatı aldıktan sonra 24 ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. Bitirmeyi planlıyorsunuz. Evet. Peki Fikirtepe'deki o bölge olarak, fiyat olarak hangi seviyelerde şu an? Sizin projeniz şu an belli değil ama ortalama aynı fiyat marjında gidecektir herhalde. Yani şu neler an söyleyeceksiniz? Orada bildiğimiz üzere 7000 ile 8500 aralığında değişen fiyatlar var. Bizim toplantıdan anlattığım gibi Servotel'le biz anlaşma yaptık. Onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Hani hem fiyatlar hem projeyle ilgili detaylar çalışılıyor. Biz lansmanda biz fiyatlarımızı söyleyeceğiz, bildireceğiz hepsini. Evet. Peki o zaman şimdiden size kolay gelsin diyorum. Lansmanınızda tekrar birlikte oluruz. İzleyicilerimize aktarırız diye düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun, sağ olun.